Aldığımız fotoğrafı özellikle bak oluşturulardı. Yani de Rusya'da özellikle şartları var. Rusya'da özellikle oluşturulur. Üçte şartları çıkıyor vardı. Üç şartlardan kalıp koymaz. Yani Fransa Rusya kuruluş özellikle oluşturulur. Fransa şartı Belgiyan Rusya'nız eksikliyor. Bu da atrafında anaklanken oluşturulur. Yani demek Ne demek? İkiz intergender. İkiz intergender eksi oluyor. Var mı dedi? Nolun? Bana dedi ki yaşlı acayip şey dedi. Yani demek ki nasıl oluyor? Üçüncü şartımızda üçüncü şartta üçüncü şartta.
Ama bütün şartımız efekt olarak kıymatından limitli gel kıymat bölgeye de oluş gelir. Yani bizde bana kıymatımız doğru çıktı. Bu fiyat oldu kıymatı. Limitli gel, şu noktalı kıymatı genelde doğru çıktı. Demek bu ilgilası bölgeye de oluyordu. Bugün asasımızda ilgilası bölgeye de oluyordu. Yani bir bakıyorum burada. Belirgin funksiyamız 0 noktada, 3x barabar 0 noktada uzluksuz bir açımız mümkün bu arada. Şimdi, kengi misalarımız. Şimdi, birinci misalımız uzuluş geldi böyle burada. Kengi misalarımız, uzuluş turları geldi burada. Uzuluş turlarımız iki fıl turu var. İki fıl turu var. Uzuluş turlarımızda, birinci tur uzuluş geldi, ikinci tur uzuluş geldi. Birinci tur uzuluşumuzda, verilgen funksiyamızı açıkçası x 0 noktadaki 10 milimetre ve çarpı milimetre birbirine teyip olmasa verilgen funksiyamız birinci tur uzunluğuna ege deyilir. İkinci tur uzunluğumuz var. İkinci tur uzunluğumuz da verilgen funksiyamızı 10 milimetre ve çarpı milimetre sapırganımızda kaysa bıttası ya çeksiz çıkış gerek ya ki kaysa bıttası mevcut olmalı gerek. Aynı şey oldu verilgen funksiyamız ne olur? İkinci tür uzunluk olur. Ki yani burada koşulcası bertaraf kılıç mümkün bugün uzunluk gider. Bertaraf kılıç mümkün gider. Bu fiyatı 10 milimetreden çarpı limiti birbirine getireyim olup aktörü. Eker limit birbirine getireyim olup. Neyse? Eker limitimizde sonra geldiğinde 10 milimetreden çarpı limitimizde birbirine getireyim olup. Fonksiyonu uşan noktasındaki geçen bir getireyim bu neyken burada. Uğraklanmazsa bardağa kırış mümkün bulgen uzuluş değil. Şimdi birinci tur uzuluşken bu soru olarak olur. Birinci tur uzuluş. Birinci tur uzuluşken böyle bir soru olur. O bu sorumuz ise bu yüzeye geçiyor. Hoş. Bu soru belirliyor. Birinci misalımız. Fx geri çarpı. Bana bak. X kvadratı çıkarırken, birinci fx'imiz x'in kvadratı çıkarırken, eğer x'imiz minus x'inde katta olsa, anda ki yapayım ne olursa. Şimdi fx'in kvadratı x minus b'nin kvadratı çıkaracağım. Eğer nöldan kapta x kapta yapayım 2 olursa. Şimdi fx'imiz 5 minus 2 çıkarken eğer 2 katta 2 katta çeksiz olsa bırakıp sonra şu konuştayken fx'imiz 1 yaptı. İstiyorlar çıkı yaptı. Eğer diğer diğerde x minus 0 minus 80'den 0 var ağlar olsa. X minus 1'den 2 var ağlar çıkı yaptı. Eğer diğerden fiziyamız 0 ile 2'nin orası üretken olsa. 5 minus x çıkı yaptı. 5 minus x çıkı yaptı. Eğer bizge verilen x'imiz 2'den yaptı ama 80'den küçük olsa. Şimdi umumi oranı üretken olsa, büyüde umumi oranımız minus 80'den yol geçer olacaktı ve yoldan 2 geçer olacaktı ve 2'den çeksi geçer. 2'den çeksi geçer. Ve 3'te aralarımız buldu. Ben şu aralarda verilgen funksiyamızı limitinden hesaplaşmamız gerek. Üzülüş kuruşun, üzülüş kanatı için tür üzülüş buluşu doğru çıkışımız gerek olarak. Bu yerde, itibar bizde bana bir yerde x'imiz küçük yok ki teng oluyordu bana bir yerde. Küçük yok ki teng. Ne oldu lan oluyordu?
etken su etken burada, kafe yattan yol var burada. Ve kişi yattan ilgi yok burada. Paske, üçün suya düşken burada, ikkiden kentler yok burada. İşte oranlarımızı aldı. O mümin bana bir defik suçun oranlarımız. Minus çeşitden bunu geçer burada. Birincisi de kere yapmıyor ülken sorulduğu cevabı bana verdi. İkincisinin oranı yoksa, ikincisi katil kapı kurganı için oranlarımız açı oranlar oldu yani. Örgüce yemez, açı oranlar oldu yani. Kendi oldu. Bir nöro iki, etken sütü iki kere yerde durduk. Neken üçüncü, beş minus x'imizde ikimiz katil kapı kurganı. X'imiz ikiden katil kapı kurganı. Şunun için nöro iki açı oranlar oldu yani. Ben böyle bir işte ikiden çekişi geçecek oluyor. Şimdi, oradan gelirken fonksiyonumuzu o gün limit ve çap limit davranı hesaplaşımız gerekiyor burada. O gün limit çap limit hesaplaşımız gerekiyor burada. O da mevcut ya ki mevcut nasıl kuramız. Çünkü karakterin bu sorunları kuralımızı birinci tür ikinci tür uzuruşu egeye değişimimiz mümkün burada. Birinci, derken her bir fonksiyonumuz 10 limitimizden çap limitimiz hesaplaşımız var. 10 limit çap limitimiz var. Birinci birde iki kvadratımız var. X kvadratımız çıkardığı anda birinci yapıyor. Birinci x kvadratı çıkardı. Şunu x'ye mafi tarafına yakınlaşıp getirirken dedi. Limitin o sapıyla. İkincisi geçe 10 tarafına getirirken limit o sapıyla. Kaldı o zaman şunları detaylı sorun işleyin sonu buradır. Limit x'imiz integralde 200 mol geldi. Manfi taraftan. Manfi taraftan integral için minus 1 koyamam. Anda f x koyamam. Beraber limit x'imiz integral yaptı. Bana şimdi x ne olduğunda gel. Bana bir ödeye 4 koyamam. X'imiz 4 integralden. Manfi taraftan. Manfi taraftan integral yaptı. Şimdi x kvadratı, fx konuya x kvadratı koyalım. X'nin kvadratı. X'nin kvadratı koyalım. Şimdi manfi tarafı. Sorular okumaları diye olsak, sorular okumda manfi tarafı 2'ye kadar yetkiler. 2'ye kadar yetkiler diye olsak, bu yapacağımız kvadratı tabiye, minus kaç çıkardı. Yani 0 koyduğumuzda biz fazla verdik. 0 diyen bitti geçirdi olamaz. Şimdi, ikincisi, 10 tamamından yakınlaştığımız var. 10 tamamından yakınlaştığımız limit x'imiz integralın x yoluyla müsbat tarafından yakınlaştığımız limit fx limit bu var o var. Limit x'imiz integralde yoluyla müsbat tarafından Nolga musbat tarafa indirip gidiyordu ve şimdi bunu suya musbat tarafa tekşedir yanında fx doğruluyor. Ben şimdi beraber x minus 1'ni kvadratını koyamam. Bunu koyabiliyor musam? x minus 1'ni kvadratı. Şimdi x doğruluyor 0 koyamam, bak soruyorum. 0 koyabiliyor musam? 0 minus 1. Minus 1 bo'ladi. Lekin mana bu darajani hisobiga nimamiz ifodamizni qiymati 1 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Berilgan funksiyani mana o'ng limitini birinchi ikkitasini o'ng limit va chap limitini hisobladi. Hisoblaydigan bo'lsam, chap limitimiz 0 ga teng bo'ldi, o'ng limitimiz 1 ga teng bo'ldi. Demak, o'ng limitimiz bilan chap limitimiz bir-biriga teng emas. Ben bu bölümünü teyip olmadım. Ekelası. Ekelası. Teyip olmadıken olsa bu uzun üçgen ege bulalım. Yani ekelası eğer 10 metrimizden çap limitimiz teyip olup gelip fonksiyonun kıymatı getirip olmadıken olsa fonksiyonun uzun bulalım. Ben bu varsa ekelası bölümünü teyip olmadığım için fonksiyonumuz uzun üçgen üçüde yaptı. Uzun üçümüz ise birinci tür bulalım. Sabah. Birinci tür bölüşge sebebi fonksiyonun kandidir limitler mevcut. Limitler mevcut ve kandidir ana kıymet yani birincisinin kıymeti bölge değil, ikincisinin mümkün bölge değil.
Agar mana shu yerda bunisi 0 bo'lib turib, mana bu ikkinchisi yo mavjud emas yoki cheksiz chiqqanda bu ikkinchi tur uzilishiga misol bo'ladi. Ikkalasi ham aniq qiymat chiqqan uchun bittasi bir bittasi bir chiqqan hisobiga bu birinchi tur uzilishiga ega hech qanday mana shu yerda funksiya bir paytda birinchi tur uzilishiga ega bo'ladi. Endi birinchisini hisoblab bo'ldik. Birinchisini hisoblab bo'lganimizdan keyin endi ikkinchisiga o'tamiz. Ya'ni bizda qolib ketib turgan narsamiz mana uchinchisini hisoblamadik. Ya'ni 5 minus 2 bilan mana shu funksiyamiz uzilish turini hisoblamadik. Buni o'y limit va char limitini hisoblash uchun bizda e'tibor bersak, mana bu yerda ikkalasi. Ikkinchi funksiyamizni qaraganimizda x minus 1 ning kvadrati 0 bilan 2 oralig'ida edi. Uchinchi funksiyani ko'rsak, 2 bilan cheksiz orasida ekan. Demak, biz endi funksiyani tekshirib turganda, ikkinchi funksiyani, uchinchi funksiyani bir paytda o'n limit va chap limitda hisoblaymiz ekan va o'sha umumiy nuqtasi esa umumiy nuqtasi 2. Mana bu nuqtada ikkinchi funksiyani bilan uchinchi funksiyani tengmaligini ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchisida esa mana bu yerda umumiy nuqtasi 0 bo'ldi. Shuning uchun ikkalasini bir nuqtada limitini hisoblab ko'rdik. Endi keyingisini 2 bilan qo'shdik, mana bu 2 nuqtada limitlarni hisoblashimiz kerak. Birinchi x minus 1 ni manfiy tarafga hisoblayman, ya'ni x minus 1 ni manfiy tarafga hisoblayman. Demak x minus integralni 2 0 ga va rula o'rniga qo'yib ketamiz. X minus 1 ning kvadrati x minus 1 ning kvadrati bu manfiy tarafdan tengilyapti. Manfiy tarafdan tengilyapti va demak x integralda demak yana 2 ga yozaman. Demak 2 ga integralda manfiy taraf. Manfiy tarafdan tengilyapti. Endi mana bu yerda 2 minus 1 qo'yaman. 2 minus 1 ning kvadrati bunga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda manfiy tarafdan aytilgan bilan yechim manfiy chiqqanidan oldin mana bu darajani hisobiga bizda umumiy yechim 2 minus 1 ning kvadrati bo'lib 1 ga teng bo'ladi. 1 ga teng yechimni olamiz bu yerda. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisiga o'tadigan bo'lsam, ikkinchisida mana bu chap limit hisoblaydigan bo'lsak, ikkinchisi bizda mana bu. Umumiy funksiyamizdagi uchinchisi 5 minus x da endi musbat tarafga yetilganda hisoblaymiz. Ya'ni demak x imiz yetilganda 2 0 musbat tarafdan yetilib keladigan bo'lsa bizda bu yoqda shu yerga qo'yilgan 5 minus x ning kvadrati. Mana buni yechishimiz kerak bo'ladi endi. Buni ya x ning o'zi kvadrati 5 minus x ning o'zi. Buni hisoblaydigan bo'lsa 0 tarafga qarab kelyapti. Musbat tarafdan kelyapti. Musbat tarafdan kelgandan keyin mana bu yerga 5 minus 5 ga kelganda bu yer 5 ga kelganda manfiy bo'ladi. Lekin 5 dan qarab ko'rsa 5 minus 4 5 minus 3 5 minus 2 5 minus 1 bo'lgan paytlarda 0 gacha kelganda bergan funksiyamiz 2 gacha kelganda mana bu yerda mana ikki yozib qo'yay, demak 2 intilganda 2 minus 1 gacha, ya'ni 2 gacha keladi. 2 gacha keladigan bo'lsa bizda 4 minus 5 bo'ladi, mayli 5 minus 1 bo'ladi, 5 minus 3 bo'ladi, 5 minus 2 bo'ladi. Demak ko'radigan bo'lsak bu yerda ham 5 minus 3 qo'yadigan bo'lsak bu natijamiz 3 ga teng chiqadi. Mana bu tarafdan ikkinchi funksiyamiz bilan uchinchi funksiyamizni ham hisoblab ko'rdik, limitlarni hisobladik. Lekin limitlarni hisoblaganimizda chap limitimiz 1 ga teng chiqdi, o'ng limitimiz bo'ladigan bo'lsak 3 ga teng chiqdi. Ya'ni bular ham bir biriga teng emas, aniq yechim chiqdi. Aniq yechim chiqdi, bular bir biriga teng chiqdi. Mana endi berilgan f(x) funksiyamizni umumiy
Endi effektiv funksiyamiz haqida umumiy gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy gapimiz, birinchi funksiyamdan ikkinchi funksiyani tekshirdik. Ular nuldan farqli aniq yechim chiqdi. Ikki bilan uchinchisini tekshirdik. Ularda ham nuldan farqli aniq yechim chiqdi, lekin ular bir-biriga teng bo'lmadi. Demak, berilgan effektiv funksiyamiz birinchi tur uzilishga ega bo'ladigan funksiyamiz. Sababi limitlarimiz, o'ng limitimizdan chap limit hisoblaganimizda aniq yechimlar chiqyapti va ular bir-biridan farqli bo'lyapti. Shuni inobatga olgan bo'lsa, berilgan effektiv funksiyamizni birinchi tur uzilishga ega deb o'rtasidan gapira olamiz. Shu yergacha savol bormi ularda? Tushunarli bo'ldimi? Hozir 1 bilan 3 tekshirdi, ikkinchi holatda 2 bilan 3 di. Ekkan soratdami? 2 bilan 3 tekshirdik. Teng bo'lib qolganda-chi? Nima bo'lganda? 3 yo'q bo'lib qolganda 1 bilan 2 ni tekshirsak yetarli edi. Endi buni grafikini chizamiz endi. Grafikini chizadigan bo'lsam, grafik quyidagicha bo'ladi. Xo'sh, qaysi tomonga o'chiring? Aşağıda söyleyeceğim hocam. Beraber başlangıç nokta x oku, y oku. Bana bir, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Endi, bana bir de çekilgen funksiyamızı grafiğine sizlerden olsak. Endi, birinci, x kvadratlı funksiyonun grafiğini çizişimiz gerek. X kvadratlı grafiğini çıkarabilen olsak, kabinette başlayan tutucu parabol olurdu. Yani bu zamanlar kilitlerden 0 kilitler. Bana bir kilitler. 0 kilitler. Lekin 0'dan bağlı kuda olmayan bu funksiyonun grafiği. Sebabı 0 noktada etibar versek nereye? X minus 1'nin kvadratını belirleyen olsa, yoldan katli kontrol koyar. Şunun için, birinci funksiyonu görelim, parabolumuzu bitti şapı, şöyle geçtiğinde, şöyle doktaydı. Ve ikinci yerler var. İkinci yerler belirleyen olsa, X minus 1'nin kvadratı. Bunca ihtimal belirleyen olsa, X'imiz 4 bölgen bitti, Y'imiz 1 getirdi. Yani, bana bir tek yoktu. X'imiz 4 bölgen de. Y'imiz 1 geldi, x'imiz 1 geldi, bu geldi, y'imiz 1 geldi, bu geldi. Bana böyle. Hem de, x'de 10 geldi, 2 geldi, x'imiz 2 geldi, y'imiz 1 geldi. Bana böyle. Demek, bana böyle de, verilen funksiyonu grafiği, bana böyle bırakın. İlk girden, 1'den çıkardıktan, 1 geldi, 3 geldi, 1 geldi. Bana. Mana bu x minus 1'nin grafiği. Endi mana bu yerga keldi funksiyamiz. Mana bu bir nuqtada uzildi va sakradi. Sakrab turib y o'rnidan 1 tepaga chiqdi. Y barobar 1 dan davom etdi. X x'da 1 bo'lgan bo'ldi. Pastga tushyapti va y'ga x'imiz 2 bo'lgan bo'ldi. Y'imiz 1 ga ham qaytyapti. Endi mana shu nuqtaga kelganimizda x barobar 2 nuqtaga kelgan bo'lsak mana bu yerda bizda berilyapti. 2x-1 kvadratda 2 ga katta yoki teng berilyapti. Lekin 3-chi funksiyaga bo'ladigan bo'lsak, 3-chi funksiyamizda
2'den katli çoktur kolay. Çünkü bir yılda hak funksiyonu grafiği şu yönde kosaydı. Bana bir yılda kosaydı. Maalesef üçüncü yoldan. Üçüncü yolda ilgim olsa 5 minus x'nin grafiğine çizim gerek olacak. Şimdi grafiğine izleyelim olsa bana bir yılda. 5 minus x. 5 minus x. X okuna 5 minus x'e kesinlikle var. Bana bu kadar bir kesinlikle var. Şimdi x'imiz 2 bu kadar. Bu kadar. X'imiz 2 olsa y'imizden 3 kez. Bana bu x'imiz 2 bu kadar. Y'imiz 3 nokta. Bana bir tek nokta. Demek ki üçüncü fonksiyonlu grafiği bana bir tek gider. Bana bir tek ne tek kalır? 5 kez kadar. Bana bu 5 minus x'imizdeki bana bir tek. 2 kez minus 1'in kvadratı olur. Bana bu 2 kez kvadratının grafiği olur. Bana 3'e rastlıya. Üçerasiga umumiy sifatida grafigimiz mana shu ko'rinishda chiqadi. Ya'ni xo'sh. Mana birinchi tur uzilishimizga grafik chizildi. Endi qarasak, sakrayapti. Grafigimiz sakrab davom etyapti. Mana kelyapti. Bitta sakrab turib, birga chiqib, yana davom etyapti. 4 2 mana kelyapti. 2 2 x barobar 2 bo'lganda. Yana bu yerdan sakrab turib, birga chiqyapti va shu yerdan davom etib kelyapti. Ana şimdi asılsan, verilgen funksiyonumuz birinci tur uzunluş kendiyle yerine yaptık. İkinci tur uzunluş bu dediğim olsa, yuvar çeksin diye kadar bir borçluk. Bana bir iki sürü uzun gönlendik. Bana bu tür doğal bir borçluk kendiyle. Böyle hoş edip dediğim olsa, bu ikinci tur uzunluş bu. Bana birinci tur uzunluş doğal bir borçluk kendiyle. Şimdi ikinci tur uzunluş kendiyle doğal bir borçluk kendiyle çıkarmıyor. Grafik olmalı mı? Grafik yan çizdik bana. Birinci tur uzunluşka dair misalımızı gördük. Şimdi ikinci tur uzunluşka dair misal kuramız. Bu kadar zaman cahil bir şey var mı? Bakın.
Hoş. Endi bu verilgan funksiyamizni o'ng limit va chap limitlarini hisoblaymiz. Birinchi chap limitini hisoblaydigan bo'lsam, limit x integralda x bo'lgan f(x) barobar nima? Limit x integralda x bo'lgan x ni oldiga bo'lib raqam qo'yadigan bo'lsam, 3 qo'yaman. 3 minus 0. Manfi tarafdan kelyapti. 8000 darajasida 1 taqsim 2 minus 3 va 2 bir. Mana bu yerda. Endi e'tibor beramiz. E'tibor beramiz. Bu yerda limitimiz 3 ga manfi tarafdan kirib kelyapti. Manfi tarafdan kirib keladigan bo'lsa, mana bu savolni tasavvursiz 0 bor, 1 bor, 2 bor, 3 bor. Demak, 3 ga kelguncha mana bu manfiy tarafdan keladigan bo'lsa, 3 ga kelguncha berilgan funksiyamiz ishorasi manfiy bo'lib kelar ekan. Va oxiri 3 ga keladi. 3 ga qo'yib keladigan bo'lsa, mana bu yerda x minus x o'rnida x barobar 3 minus 3 bo'ladi. Ya'ni 4. 8000 darajasida 1 taqsim 0 bo'ladi. 1 taqsim 0 bo'lsa, 1 taqsim 0 ni cheksiga bo'linadi. 8000 darajasida cheksiz bo'ladi. Faqat ishorasi manfiy chiqadi. Sababi sonlar o'rnida manfiy tarafdan keltirgan uchun 3 ga yetguncha ishorasi manfiy bo'ladi. Shuning uchun 8 darajasida minus 8 chiqadi. 8 darajasida minus 8 minus 1 taqsim 8 darajasi cheksiz bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 8 ning darajasida cheksiz minus 1 minus 1 bo'ladi. Demak, 1 taqsim 8 darajasi cheksiz bo'lsa, 4 ga aylanadigan bo'lsa, unda yechimimiz 1 ga teng chiqar ekan bunda. Endi 10 limitni hisoblayman. 10 limit. Ikkinchisi. 10 limit. X integralda x bo'lgan musbat tarafdan f avsit x barobar limit x integralda 3 ga musbat tarafdan 8 darajasida 1 taqsim x minus 3 va plus 1. Mana endi buni hisoblaymiz. Buni hisoblaydigan bo'lsam, endi sonlar o'rnida tasavvur qilamiz. Sonlar o'rnida musbat tarafdan 3 ga qarab pasga qarab pasga kelyapti. Keladigan bo'lsak, qarang, 8 minus bu tomondan kelsak, musbat tarafdan keladigan bo'lsak, bu yerda misol uchun 4, 5, 6, 7, 3 ga kelguncha ayirmamiz, mana bu darajadagi ayirmamiz musbat keladi. Musbat keladi va mana bu oxiri 3 minus 3 bo'ladi. Demak, bu tomon musbat chiqadi. Endi 8 darajasida 1 taqsim 3 minus 3 imiz yana 1 taqsim 0 ga aylanadi. 1 taqsim 0 ga aylanadi. Lekin 8 ning darajasida cheksiz bo'ladi. Bunisi musbat. Ya'ni yechimimiz 8 ning darajasida cheksiz. Plus 1 ko'rinishida umumiy yechimga ega bo'lamiz. Mana demak, e'tibor beraylik. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi limitimiz aniq bir son chiqdi. Ya'ni 1 ga teng chiqdi. İkinci limitimizi koyduğumuz bo'lsak, bu cheksiz chiqib qoldi. Cheksiz chiqib qoladigan bo'lsa, bu berilgan f(x) funksiyamiz ikkinchi tur uzilishiga ega deydi. Yo'q, shu berilgan funksiyamiz limiti yo'q, mavjud bo'lmaslik kerak bo'ladi ikkinchi turda yoki cheksiz chiqish kerak bo'ladi qaysi bittasi. Shunda berilgan funksiyamiz ikkinchi tur uzilishiga ega deydi. Endi bu misolimizda grafik chizib qo'yamiz. Grafikni chizadigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi bu grafik. Bunisi x o'qi, bunisi y o'qi, bunisi 10, mayda 1, 2, 3. Endi mayda 1 bor, 2 bor dedik. Endi bu funksiyamizni grafikni chizadigan bo'lsak, e'tibor beramiz. Mana bu funksiyamiz 3 gacha manfiy tarafdan kelyapti. Ya'ni 3 gacha kelyapti. Mana bu ham bor. X o'qiga qarab yo'nalishdi, 3 ga qarab kelyapti. Mana bu nuqtaga kelyapti. X barobar 3 nuqtagacha kelyapti. 3 nuqtada uzilishga ega bo'ladi. Uzilishga ega bo'ladi va shu yerda x barobar mana 3 bo'lgan nuqtamiz bor. 4 nuqtada uzilishga ega bo'lyapti. Mana shu chizig'imiz.
Endi funksiyamizning grafigi shu yerda davom etadi. Bag'lam deyilganda y yo'qolgan. X barobar 3 o'qdan nisbatan parallel ravishda keladi va manga x o'qiga parallel ravishda o'sha o'qiga qarab davom etadi. X o'qiga parallel ravishda keladi. Mana qarab parallel davom etadi. Ha, cheksiz ravishda, cheksiz ravishda. Mana bu o'qqa x barobar 3 nuqta degan mana bu chegaraga devorga yaqinlashib kelaveradi, bunda yaqinlash yaqinlash bo'ladi. Lekin mana shu 3 dan o'tib ketolmaydi. 3 ga kelsa uzilib qoladi, shuning uchun mana shu devorga qarshi ravishda borib ketadi.